Merhaba arkadaşlar. 8 Ağustos Perşembe. Yurt dışı yarışlarında Güney Afrika Val'dayız. Val'da 7 koşuyu TCK aldı. Ben de bir şablon oluşturdum. Çok detaya girmeden çıkardığım şablonu sizlerle paylaşmak istedim. Birinci koşu 13.30'da başlıyor. Yedili Plase ve birinci üçlü Ganya'nın ilk ayağı 1200 metre için pistten maiden koşu. Burada 2, 4 ve 6 numaralı atlar koşmayacak muhtemelen. 2 at arasında geçeceğini düşünüyorum. Bunlar 1 ve 3 numaralı atların arasında, ikisi de baktığımda Kaptan Efficient, diğeri de Kaptan Jim. Bu ikisinin arasında geçeceğini düşünüyorum yarışın. İkinci koşuyla altılı ganyan başlayacak Val'da. 1200 metre mesafeli dişilerin maiden koşusu. 8 atı izleyeceğiz. Sıra numarasına göre söyleyeceğim. 2 numaralı Bilingual, 5 numaralı Cartagena, 6 numaralı Cartagena deyince de el yeşil geldi aklıma. 6 numaralı Perini Palace, 7 numaralı Kit Kat, Keti eşit şanslı olarak gördüğüm atlar 2, 5, 6, 7. Üçüncü koşu 1700 metre mesafeli handikap koşu. Burada da 7 at yarışa kayıtlı. 1 numaralı Ager Sanction. Sonra 5 numaralı Flag Bearer ve 7 numaralı Green Sceptre. Eşit şanslı olarak gördüğüm atlar yine 1-5-7. Üçüncü koşudaki sıralamam. Dördüncü koşu 1700 metre mesafeli handikap koşu. Burada da 10 at yarışa kayıtlı. Muhtemelen çıkanlar olacak. Yine bir sonraki yarışta da çıkan bir at var. Dördüncü koşu da sürprize açık koşu. Bana göre en fazla atı da burada yazdım. Sıra numarasına göre 1 numaralı Trading King, 3 numaralı Whispers of War, 4 numaralı Celtic Rush, 6 numaralı Apache Sun, 8 numaralı American Rebel ve 9 numaralı Blackberry Breeze. Şanslı gördüğüm atlar 4. koşuda 1, 3, 4, 6, 8, 9. 5. koşu 1800 metre mesafeli dişilerin koşacağı handikap koşu. 9 kısrak yarışa kayıtlı. Buradan çıkan bir at olacak muhtemelen 3 numaralı Ideal Future. Muhtemelen koşmaz. 4 kısrakta burada yazdım. Özellikle uzun mesafelerde Güney Afrika'daki yarışlarda sürpriz olasılığı yüksek. 2 numaralı Lijan Omor, 4 numaralı Kitty Boys Girl, 5 numaralı Feeling Vodi ve 9 numaralı Bejuling. Şanslı gördüğüm kısraklar 5. koşuda 2, 4, 5, 9. 6. koşu altılı ganyanın da 5. ayağı 1400 metre çim pistte handikap koşu, yine dişiler koşacak. 7 kısrak yarışa kayıtlı. 2 3 ekürü yine 4 ve 7 ekürü olarak yarışa katılıyor ve ekürüler ön planda. Ben de tek bıraktığım ekürüler kırmızı ekürüler oldu. Müziyen idaresindeki 3 4 numaralı Risky Business son yarışında olduğu gibi kazanacağını düşünüyorum. 6. koşuda 4 numara tek diyorum. 7. ve son koşu saat 17.05'te başlıyor. Handikap koşu 1200 metre çim pistte. Yine sürprize açık bir koşu. 2 atla geçmeye çalıştım ben. İlki 2 numaralı Purpling Jatrul. Sonra da 3 numaralı Second Breed. Şanslı gördüğüm atlar, şablonuma da yazdığım atlar. Çıkan olursa 7 ve 9 yine notlarımda olan atlar. Özellikle 9'u bahisinize yazın derim. Burada ne var? Sıralı üçlü bahis vardır. İkili ve plase ikili var. 9 numaraya muhakkak yazın. 2 ve 3 altılı şablonuma yazdığım atlar oldu son koşuda. Değerlendirmelerim de bitti. Bir sonraki kaydımda muhtemelen Saratoga'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.